moi bien ton cœur. Chante, chante guitare, sous mes doigts, mais chante de bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sanglots superflus, qu'on n'en parle jamais plus. Dis-moi des choses folles, au-delà des paroles, que ma bouche doit taire, n'ayant que des mots de chair. Yarın gene gelirim. Ne zaman istersen gelebilirsin. Teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle muhterem peder. Güle güle oğlum. Babana selam söyle. Baş üstüne. Neden yemek yemiyorsunuz? Biraz şarap için, iştahınızı açar. Pek dalgınsınız senyora. Sizde bir hal var. Nedir bu kadar derin derin düşünceye sebep? Yoksa size layık bir koca olamıyor, arzularınızı yerine getiremiyor muyum? Hayır, hayır. Bir şey düşünmüyorum. Canım sıkan herhangi bir şey de olmadı. Size karşı daima minnettarım. Bana istediğimden fazlasını veriyorsunuz. Bugün kilisede rahmetli amcam için dua etmiştim. O aklıma geldi de. Muhterem peder, şimdi size söyleyeceğim şeyler için sizden bana yardım etmenizi, öğüt vermenizi rica edeceğim. Kocam beni canından çok sever, çok zengindir, bir dediğimi iki etmez. Mesut bir kadınım, benim bu hayatımı mahvetmek isteyen, sizin tanıdığınız bir kişizadeyi size şikayete geldim. Benim tanıdığım bir kişizade mi? Evet, yanılmıyorsam size buraya sık sık geliyor. Uzun boylu, yakışıklı bir genç.
Dur, tanıdım, Senior Gomez. Çok dürüst bir gençtir. Babası yakın dostumdur. Şikayetinize sebep ne? Benim ne biçim bir kadın olduğumu, kocama bağlılığımı bilmiyor olacak. Beni adeta göz hapsine almış bulunuyor. Evimin kapısında, penceresinde görünmeyeyim. Sokağa çıkmayayım, onu derhal karşımda buluyorum. Hayret doğrusu Signorina. Bu hal beni çok üzüyor. Namus ve iffet sahibi kadınları zan altında bırakacak şeyler bunlar. Hadise çıkartmamak, bir rezalete meydan vermemek için kimseye bir şey söylemedim. Çok iyi hareket etmişsiniz. Ben kendisine lazım gelen nasihati verir, bir daha bu gibi hareketlere meydan verdirmem. Müsterih olun Signorina. Sizin kiliseye ve fakirlere göstermiş olduğunuz yakınlık ve uluv-u cenab sizi kötülüklerden koruyacaktır. Allah sizden razı olsun. Bunu kabul etmenizi rica edeceğim. Çok teşekkür ederim muhterem Signorina. Allah'a ısmarladık aziz peder. Hareketleri sana yakıştıramadım. Ne hareketi muhterem peder? Size karşı bir kabahat mı işledim? Keşke bana karşı olsaydı bunlar. Kime karşı peki? Hem ne kabahati? Demin kiliseden bir sinyorla çıktı. Herhalde karşılaşmışsınızdır. Ümid ederim ki gene saygısızca bir harekette bulunmamışsındır inşallah. Söylediklerinizden bir şey anlayamıyorum aziz peder. Boşuna hayret etmiş gibi davranıp inkara kalkışma. Kadın senden şikayetçi. Yani bu senin yaptığın deliliktir azizim, delilik! Bunu sana hiç yakıştıramadım. Söylediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum. Hem sonra Signorina'ya size şikayet edecek bir şey yapmadım ki. Öyle melek gibi bir kadına çatmışsın ki, boşuna uğraşıyorsun. Hem gel bu sevdadan vazgeç. Zavallı kadını boşu boşuna rahatsız edip durma. Evli bir kadına sataşmak en büyük günahtır. Sizi temin ederim aziz peder, Signorina'yı bir daha rahatsız etmeyeceğim. Dürüst bir erkeğin yapacağı hareket de bundan başka bir şey olamaz. Müsaadenizle. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Geçen gün dert yandığım o gençten size şikayete geldim. Bir türlü peşimi bırakmıyor. Ne diyorsunuz? Demek hala size rahat vermiyor öyle mi? Ne gezer? Dün ne yapsa beğenirsiniz, bir kadının eline bir mektupla birkaç hediye tutuşturmuş, eve göndermemiş mi? Hayır, bu ne cüretkarlık, şaşılacak şey doğrusu. Ya aziz peder, sanki ben onun hediye edeceği eşarpla kolyeye kaldım da sizi incitmekten çekinmeseydim, ben ona yapacağımı bilirdim. Size danışmadan bir şey yapmanın doğru olmayacağını düşünerek kendimi tuttum. Buyurun aziz peder. Şu
Çok iyi etmişsiniz. Herhangi bir hadiseye meydan vermemişsiniz. Allah'ın ve kocamın sayesinde onun ne eşarbına ne kolyesine ihtiyacım olmadığını kendisine söylemeniz için size getirdim. Eğer bu böyle devam ederse meseleyi kocama açmak zorunda kalacağım. Uğradığınız muamele gücünüze gitmiş sizin. Öfkenizi haklı buluyorum. Namuslu bir kadın zaten bundan başka türlü de hareket edemez. Sizi temin ederim, onu bir daha karşınızda göremeyeceksiniz. Sizin ne kadar namuslu, ne kadar iffetli bir kadın olduğunuza Allah'ın huzurunda şehadet etmeye hazırım. Sağ olun muhterem peder. Gece rüyamda annemi gördüm, azap içindeydi. Cenab-ı Hakk'ın onları azaptan kurtarması için Aziz Grogore'nin 40 duası ile kendi dualarımızdan birkaçını ruhlarına okuyup göndermenizi rica edeceğim. Sizin gibi dindar ve alicenap bir sinyörümeyi dualarımızda eksik eder miyiz hiç? Tanrı yardımını sizden esirgemeyecek. Sen insanların en kötüsüymüşsin. Meğer sana itimat caiz değilmiş. Allah seni cezaların en şiddetlisiyle cezalandıracaktır. Ne oldu? Gene ne yaptım ki? Bir de kadına hediye göndermek cüretinde bulunuyorsun ha? Ne hediyesi? Utanmadan nasıl da inkar ediyor? Bunları ağlayarak kadıncağız kendisi getirip verdi bana. Bak bakalım hele tanıyabilecek misin? Tanımasına tanıdım. Evet, iyi etmedim. Suçumu saklamıyorum. Ama size yeminle söyleyeyim ki, madem kadın kesin olarak istemiyor, bir daha hakkımda şikayet duymayacaksınız. Sizi temin ederim. Bir daha hakkında şikayet gelirse, babana ben seni şikayet edeceğim ve yüzüne bakmayacağım. Aziz peder, bana gösterdiğiniz itimadı suistimal etmeyeceğime inanmanızı rica ederim. Son defa inanıyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle aziz peder. Signorina, araba geldi, bey aşağı iniyor. Peki. Cenova'daki işim biter bitmez hemen dönerim. Benim için sakın üzülme. Beni hiç merak etme karıcığım. Sizi hasretle bekleyeceğim senyor. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yine görüşürüz. Aziz peder, artık tahammülüm kalmadı. Geçen gün size akıl danışmadan bir şey yapmayacağımı söylemiştim. Şimdi beni mazur görmenizi ricaya geldim. Gene mi?
Gene mi size kötü bir harekette bulundu? Allah'ım, insanlar nasıl böyle olabiliyorlar? Sabah sabah ne yaptı biliyor musunuz? Kocam dün sabah Cenova'ya gitti. Kimden öğrenmişse öğrenmiş, bahçeye girmiş, bir ağaca tırmanarak... Neler söylüyorsunuz sinyorina? Sonra ne oldu? Odamın penceresine gelmiş. Yatak odası bahçe üzerindedir. Balkon kapısını açıp odama gireceği sırada... gürültüyü duyarak yatağımdan fırladım. Az kalsın hırsız var diye haykıracaktım. Fakat o, Allah aşkına sizin bağışınız için diye yemin vererek... susmamı ve bir daha yüzümü görmeyeceğini söyledi. Sırf sizin hatırınız için sustum ve kapıyı yüzüne kapadım. Gitmiş olacak ki bir daha göremedim. Kızım, bunun su götürür tarafı yok. Bunun adına bal gibi küstahlık derler, terbiyesizlik derler. Edepsizlik, ulu tanrım senin namusunu korumuş. Gel bu sefer de beni dinle. Meseleyi açma kocana. Bırak bu deliği, ben kendi ellerimle zincire vurayım. Ben onu bir melek sanmıştım, meğer şeytanın dik alasıymış. Şayet gene yola gelmezse, şikayetimizi birlikte yaparız. Bu seferlik de sözünüzü tutacağım. Ve sizi fazla üzmeyeceğim. Sizden ricam, son bir defa sıkıştırın onu. Bir daha bu meseleden bahsederek canınızı sıkmayacağım. İyi hoş ama bu derece gazaba gelmenize sebep ne kuzum? Yoksa farkında olmadan çok büyük bir günah mı işledim? Yüzsüze de bak, neler söylüyor! Nasıl böyle gerine gerine konuşabiliyorsun? Söyle bakayım, bu sabah güneş doğmadan neredeydin? Neredeysem neredeydim, sizi ilgilendirmez. Ama habercinizin erkenciliğine de diyecek yok doğrusu. Ona ne şüphe, ona ne şüphe, erkenci tabii! Kadıncağızın... kocası yok diye seni kollarının arasına alıp bağrına basacağını mı sandındı? Bir de namus sözü vermiştin. Utanmadan kadının bahçesine atlıyor, ağaca tırmanıyor... balkona çıkıyor, yatak odasının kapısına dayanıyorsun. Elmas gibi kadını elde edeceğini mi zannediyorsun? Avucunu yala! Umma Davut, gönlünü avut! Son defa söylüyorum sana, susmayacak, artık her şeyi kocasına anlatacak... ben de lazım gelenleri kocasına söyleyeceğim. Aziz pederim, bundan sonra ne beni görecek, ne de ondan bir şikayet işiteceksiniz. Size bütün varlığımla söz veriyorum. Aksi halde cehennem ateşlerinin en kızgınında yanayım. Allah'a ısmarladık aziz pederim. Señor Gómez. Buraya gelmek için... sana takip edeceğin yolu gösteren rahipten... Allah 100.000 kere razı olsun. Canım sevgilim benim, hayatım, bir tanem. Kadın isterse neler yapmaz ki? Thank you.
won't fight county, I'll go back to you, said Betsy. You'll go by yourself if you do. There's no time for pleasure and no time for rest. Come hell or high water, we'll keep heading west. Sing it to Riaiuri, I've a story to tell. Sing it to Riaiuri, so listen. They camped on the prairie for weeks upon weeks. Buradan mola verelim mi Jay? Zavallı tazgının artık hali kalmadı. Sakatlanacak zamanını buldu. Bil, şunun ayağına bir bak bakalım, vaziyeti nasıl ha? Allah kahretsin, bu ayaktan hayır kalmamış. Bu ıstırabı çektirmektense onu öldürmek daha iyi. Ne söylüyorsun Bil? Ben onu öldüremem. Çare yok Jake, hayvan behüde acı çekecek. Zaten gidecek halde değilmiş zavallı. Hadi şu çukura götür, işini bitir, fazla gürültü etmeye gelmez. Apaçların mıntıkasına girmek üzereyiz. Ben bu işi yapamam Bil. Onu elimle öldüremem. Peki öyleyse. Bizi tam zamanında yalnız bıraktı. Tek atla apaçilerin mıntıkasını geçmek mesele. İleride biraz uyuyup dinlenelim, çok yorulacağız. Jake, atla ata! İyi, mola verelim. Su da var. Karnım da bir acıktı ki. Benim de. Bir haftadır yoldayız. Seni buraya kadar getirdim. Hayırlısıyla bir kasabaya varsak, madden seni bekliyordur. Daha ne kadar yolumuz var? İki günlük daha yolumuz var. Seni oraya sağ salim götüreceğime maddene söz verdim. Zavallı kız senin için deli divane oluyor. Sevincimden boynuma sarıldı, öptü, öptü. Sana müteşekkirim, değil dedi. Birbirimizi görmeyeli 5 sene oldu. Ayrılmadan 1 gün evvel nişanlamışlardı bizi. Özledim onu. Kim bilir ne kadar göreceğin gelmiştir Jake. Madeline ne güzel kızdır. Bil, Madeline eskisi gibi yaramaz mı? Oo, koskoca kız oldu. Hemen yatalım Jake. Yolumuz çok uzun. Haklısın. Yarın erken hareket etmeliyiz. Allah rahatlık versin. Sana da. Bu uykuya tilki uykusu denir. Home, home on the range.
Sen arazinin sağına, ben de soluna dikkat edeceğim. Çok dikkatli olmalıyız. Burası Apaşlı'nın arazisi. Bir şeyler görürsen hemen haber ver. Gelirken sul devam ediyordu ama belli olmaz. Bil! Ne var? Şuraya bak. Nereye? Ne dumanı bu? Felaket, sul bozulmuş. Apaşlılar gene beyazlara harbi ilan etmişler. Yolu değiştirelim, biraz zahmetli ama öbür yoldan gidelim. Tekrar hücuma hazırlanıyorlar. Tabancanı, tüfeğini çabuk doldur. Sen git, ver köye haber. Biz yapacak gene hücum. Hadi, beyazlar ölüm! Geldiler. İkimizden birinin kurtulması lazım Jake. Yoksa ikimiz de öleceğiz. Cephanemiz de azaldı, iyi kıstırdılar bizi. İkimizden birinin şu vadiyi takip ederek geçmesi lazım. Jake, sen gitmelisin. Olmaz Bill. Seni bırakıp gidemem. Bu vadi seni kasabaya ulaştırır. Madden seni bekliyor. Ona söz verdim Jake. İkimiz de kaçardık ama buna tek atla imkan yok. Birimizin burada kalıp onları oyalaması lazım. Olmaz, ölürsek beraber öleceğiz. Kalırsak da beraber. Jake, bir teklifim var. Şansımızı deneyelim ha, ne dersin? Kazanan gidecek, kabul mü? Hadi Jake, tereddüde lüzum yok. Kabul mü? Kısayı çeken gidecek, anlaşıldı mı? Hadi, çek bakalım! Şanslısın Jay! Kısayı çektin, hadi bakalım! Hemen hareket etmelisin! Belki ben fazla dayanamam! Kaçışını görünce, hemen hücum etmeye kalkarlar! Hadi, durma artık! Olmaz Bill, şansını kullanmayacağım. Seninle kalıyorum. Gideceksin yoksa karışmam. Sonra apaçların değil, benim kurşunuma hedef olacaksın. Hadi çabuk ol! Vakit kaybetmeye gelmez! Hadi diyorum sana! Çocukluğu bırak. Madden seni bekliyor Jake. Kısayı ben çekseydim, seni bırakırdım. Anladın mı? Hadi! Madden'e selam söyle Jake. Ona de ki, beni kasabaya kadar getirdi, oradan ayrıldı. Güney'e gitti dersin. Şans yüzüme gülerse, belki kurtulurum. Hadi üzülme, üzülme!
Bill'in şansı yokmuş, sevgilisi kaçmış, onu aramaya gitti dersin. Öldüğümü söyleme, hassas kızdır, üzülür. Jay, güle güle. Yolun açık olsun. Tekrar konuşabilmesini ve hayata kavuşmasını istiyorsanız muhakkak bir beyin ameliyatı geçirmesi lazım. Bu ameliyatı da ancak İsviçre'deki tavsiye edeceğimiz bir hastanede yaptıracaksınız. Teşekkür ederim doktor bey. Hadi yavrum. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Peki ama 10.000 lirayı nasıl temin edeceğiz? Sata sata hayatta hiçbir şeyimiz kalmadı. Yavrumuz kurtulsun, hayatta yegane varlığımız o. Başka neyimiz var? Onu bu şekilde görmek insanı her gün biraz daha öldürüyor. Elimizdeki son imkanları da kullandık. Tek ümit ameliyatta. Ona da çok para lazım. Bu parayı nasıl temin edeceğiz? Gelinliğimden kalan tek hatıra gerdanlığım. Onu satmaktan başka çare kalmadı. Demek en kıymetli ve en çok sevdiğin şeyi satacaksın. Kızımdan kıymetli hiçbir şeyim olamaz benim. Hanım kızım bu etse 3.000 liraydır. Şayet diyeyim satmak istiyorsan alırım. Sonra istediğin kuyumcuya göster, bu fiyattan fazla verirlerse şu sakalı keserim. Ben daha fazla eder zannediyordum. 3.000 lira işimizi görmez ki.
İşimizi görmedikten sonra kıymeti yok. Onu bunu bilmem, daha fazla etmez. Ama senin güzel hatırın için 3.500 lira veririm. Bu benim en kıymetli hatıram. Fakat bu paranın hayati ehemmiyeti var. Çocuğuma ameliyat parası yapacağım. Yoksa satar mıyım? İstediğim parayı almadıktan sonra asla satmam. Peki siz ne istiyorsunuz? Bir de siz söyleyin. 10.000 lira. Siz şaşırdınız. Bu gerdanlık o kadar eder zannediyorsunuz. Ben 3.500 liradan 10 para fazla vermem. Peki öyleyse kalsın. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yeni bir şey getirdim. Sonra görüşürüz. Ne haber karıcığım, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Satamadın mı? Maalesef, istediğimiz parayı vermedim. Ne kadar verdiler? 3.500 lira. Vay insafsızlar vay! Zaten bir malı satmaya gör, hemen yok bazını almaya kalkarlar. Ah, insanlık ölmüş! Utanmıyorlar 10.000 liralık mala 3.500 lira teklif etmeye. Üzülme karıcığım, sonra sen de hasta olacaksın. O zaman ben ne yaparım? Woo-hoo!
üzülme yavrum, bir şey yok. Su mu istiyorsun? Olur. Hadi, uyu şimdi. Bey, Allah aşkına bir şeyler yap. Şu gerdanlığı ya sat ya rehine ver. Ameliyat parasını tedarik etmezsek kahrımdan öleceğim. Hadi yat karıcığım, yarın olsun inşallah bir şeyler yaparız. Samimi bir dostum var, bir kere ona giderim belki bir şeyler yapar. Ah, talihsiz yavrum. Üzülme karıcığım, üzülme. Ben gidiyorum karıcığım. Gerdanlığı ver de bir göstereyim. Gerdanlık yok! Mahvolduk bey! Göze koyayım ya, sen iyi bak! Hayır, çantamdaydı! Burası da karıştırılmış! Eyvah! Hırsız girmiş! Nasıl olur bu, imkansız! Hanım! Hanım, hanım kendine gel! Hanım! Oo! Hoş gelmişsindir! Safa getirdin. Çabuk karının gerdanlığı değildir. Zor ne çabuk da arakladın. Görüyorum hiç fırsat kaçırmıyorsun. Korkulur senden. 3500'ü verdim gitti. Hem ilk siftahta senden ha. Ya ahbap. 3500 lira senin hesabın. Sökül bakalım da. Zor ne kadar vereceğiz? 10.000. 10.000? Ne dedin? Sen de karının ağzını yapıyorsun bana. Ayıp be! Bunca senedir alışverişe doğrusu. Hem sonra malum ya. Hırsızlık malıdır, öyle anlaşmadık. Yavruz. Fazla laf etme abi efendi, 10.000'i sökül bakalım. Başka işte telafi ederiz. Fazla istiyorsun. Evet. İstersen verme, sonra sen düşün. Üstelik de tehdit ha! Böyle alışverişte görmemişim biz. Sakın ha şikayete falan kalkma, sonra seni doğduğuna pişman ederim. Şimdilik eyvallah. Üzülüyorum. İnşallah bulunacaktır. Kendini harap ediyorsun, yapma. Eğer kısmetten çıkmışsa elden ne gelir? O yavrumuzun son şansıydı. Gidip bakayım, belki bir haber çıkmıştır. Allah'a ısmarladık. Yavrum. Talihsiz yavrum.
çok üzgün. Fakat gerdanlığı bu fiyata satamayacaktınız, onun için çaldım. Şimdi çocuğunuzun ameliyatını yaptırabilirsiniz. Sıhhat ve saadetler dilerim, hırsız. Takip edin. Hırsızlıkla para koparmaktan tevkif edildiniz. Kaç para karşı gelene kalkma. Bilakis, o kadar rahat ve huzur içindeyim ki sizinle tıpış tıpış gideceğim. Buyurun beyler. Şimdiye kadar bu iç rahatlığını tatmamıştım. Buyurun. Signorina bizimle arkadaşlık yapmak istemezler mi acaba? Neden istemesin? Beraberce güzel bir gün geçirmeyi kim arzu etmez ki? Lütfen beni rahat bırakın ve yolumdan çekilin. Oo signorina, bu şekilde hareket etmek size hiç yakışmıyor. Yoksa çekindiğiniz bir şey mi var? Neden olmasın? Evet, iyi tahmin ettiniz. Farz edin ki çekindiği bir kimse var. Söylediğini işitmediniz mi? Signorina'yı daha fazla rahatsız etmenizi doğru bulmuyorum. Vay ya cemi çaylaklar! Onların hesabına sizden özür dilerim signorina. Küstah ve terbiyesiz oldukları kadar bu cüretkâr hareketlerini biraz haklı buluyorum. Haklı mı buluyorsunuz? Sizin güzelliğiniz onları sabırsız ve cüretkâr yapmışsa herhalde mazur görürsünüz. Bunu iltifat olarak mı kabul edeyim yoksa siz de onlar gibi... Yanlış anlamayın signorina. Asil bir insan bu güzelliği uzaktan seyretmekle de zevklerin en büyüğüne erişebilir. Müsaade ederseniz bu güzelliği korumak vazifesini üstüme alıyorum. Müsaade etmeden evvel henüz tanışmadığımızı hatırlatabilir miyim size? Çok haklısınız, tanışalım. Bendeniz yedi kuşak İspanyol asilli Don Carlos Modenza'nın oğlu Don Juan signorina. Refakat edebilir miyim size? Memnuniyetle. Yaklaştık evime, artık burada ayrılsak fena olmayacak.
İyi günler sinyorine. Umarım görüşürüz gene. Aferin çocuklar, iyi becerdiniz. Hem umduğumdan daha iyi başardınız. Öyle tekme vurulur mu? Midemi deşiyordun. Aldırma, o kadar olur. Şimdi hepsinin acısını unutursunuz. Şarabı çekince bir şeyiniz kalmaz. Alın bakayım paralarınızı, hadi. Hadi gidin, eğlenin şimdi. Ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur. Chante, chante, guitare, sous mes doigts, mais chante de bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sanglots superflus, qu'on n'en parle jamais plus. Dis-moi des choses folles, au-delà des paroles que ma bouche doit taire, n'ayant que des mots de chair. Ma guitare bavarde, un oiseau s'est caché dans ta voix. Et la porte qu'il garde pour nous deux s'en trouve quelquefois. Alçak! Size bunu hayatınızda ödeteceğim. Hadi, durma, kılıcını çek. Namusumu temizlemem lazım. Durma diyorum sana, hadi. Müsaade ederseniz izah edeyim. Bu işi tatlılıkla halletsek de elinizi kana bulamasanız nasıl olur? Sana kılıcını çek diyorum. Hiç olmazsa şerefinle erkek gibi ölmek fırsatını kaçırma. Hadi durma diyorum sana. Hadi çek kılıcını. Buyurun bakalım. Beni alacaksın. Beni buralardan götüreceksin, değil mi sevgilim? Benimle her yere gelir misin? Çok uzaklara. Ama çok uzaklara. Seninle ölüme bile giderim. Yeter ki sen götür. En kısa zamanda seni kaçıracağım. Geç kaldım sevgilim. Hemen gitmeliyim. Gene buluşacağız, değil mi? Güle güle sevgilim. Gene buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Carmelita! Neredesin? Küçük yaramaz. Eşim! Meydanlarda yoksun. Seni arıyorum. Gel buraya. Bırakın beni! Niçin benden kaçıyorsun? Senden ne kadar hoşlandığımı biliyorsun, değil mi? Evet sinyor, bunu bana kaç defa söylediniz ama sizin gül gibi karınız var. Sonra o kadın dünyanın en namuslu kadınlarından biri. Ona ihanet ediyorsunuz. Bu çok ayıp. Benim bir sevgilim var. Yakında evleneceğiz. Carmelita! Kim görecek, kim bilecek yavrum? Sen dediklerimi kabul et. Ötesi kolay. Senin çeyize ihtiyacın olacak. Yakında evleneceğine göre. Hadi, hadi itiraz et. Bırakın beni sinyor, rica ederim. Dokunmayın bana. Dur bir dakika Carmelita. Ah.
Ne düşünüyorsun karıcığım? Hiç. Bugünlerde pek düşünceli görüyorum seni. Yoksa canını sıkacak bir şey mi yaptın? Yoksa başka bir şey mi var? Hayır, hayır, düşünceli falan değilim. Bugün rahmetli annem için kiliseye dua etmeye gittim. Kiliseden çıkarken fakir bir akrabama rast geldim. Kendisine yardım etmeni söyledi. Bunu size söylemek istememiştim. Biraz para rica ediyor. Para için üzülme. Ne kadar lazımsa veririm. Küçük şeytan, daha yatmadın mı? Hayır efendim, uykum kaçtı. Hem de çok korktum. O kadar acayip rüyalar gördüm ki. Seni küçük şeytan seni. Oo, böyle bir şey söylemedim senyor. Fakat size bir şey soracağım. Bana doğru söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Yemin ederim, doğru söyleyeceğim. Beni ciddi olarak seviyor musunuz? Benden sahiden hoşlanıyor musunuz? Tabii küçük yaramaz. Seni sevmez olur muyum? Senden hoşlanmaz olur muyum hiç? Durun, acele etmeyin. Bu kadar sabırsız olmayın senyor. Şayet karınızın sizi aldattığını, size ihanet ettiğini öğrenirseniz, beni evin hanımı yapar, benimle evlenir misiniz? Karım beni aldatıyor, bana ihanet mi ediyor? Evet. Bunu ispat etmelisin, yoksa karışmam. Yalnız sizin karınız olmama yardım edecekse, böyle bir durum yaratacaksa ispatta hazırım. Söyleyin bana, beni istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Bunu ispat et, seninle evlenirim Carmelita. Siz asil bir insansınız, sizin sözünüze güvenirim. Söz mü? Yemin ediyor musunuz? Söz, yemin ediyorum. Yalnız bir şey var. Karınızı Don Juan'la görür görmez herhangi bir harekette bulunmayacaksınız, bir. İkincisi, yarın uzak bir yere gideceğinizi ve akşam eve gelmeyeceğinizi karınıza söyleyeceksiniz. Tamam mı? Evet, tamam. Signorina, bey hazırlandı, aşağıya iniyor. Hoş geldin sevgilim. Gelmeyeceksin diye ödüm koptu. Bir aksilik mi çıktı yoksa?
Hayır sevgilim, bizi kimse ayıramaz. Seni çok seviyorum. Gel yanıma. Yaklaş. Sevgilim, ben de seni çok seviyorum. Beni bu keçi herifin elinden kurtar sevgilim. Seninle kaçalım. Tatlı sevgilim, seni kaçıracağım. En kısa zamanda kaçıracağım. Yalan söylüyor enayi karı, inanma. Bana da aynı numarayı yaptı. Söz vermiştiniz bana. Sizin asaletinize yakışır mı? Yemininizi bozacak mısınız? İlacım dün bitti. Yenisini yaptırmak lazım. Bir iyileşsem, tekrar çalışmaya başlayabilsem, bütün bunlardan kurtulacağım. Bir iyileşebilsem. İlacının bittiğini neden söylemedin anneciğim? Belki lüzum kalmaz diye düşündüm. Benim talihsiz yavrucuğum. Halbuki senin benden daha çok bakılmaya ihtiyacın var. Soğuklarda dolaşıp çalışacak yaşta değilsin henüz. Bırak şimdi bunları anneciğim. Balon satmak çok kolay. Hem yılbaşına da 3 gün kaldı. Belki hepsini satarım. Hadi şimdi sen yat anneciğim. Hava da çok soğuk. Ateş geçmeden sana çorba pişireyim de gelince sıcak sıcak içersin. Başka kömürümüz de kalmadı yavrum. Sen merak etme anneciğim. İlaç da kömür de getireceğim. Ala ısmarladık. Güle güle yavrum. Tonton kız. Bak ben de senin gibi insanım. Noel Baba gökyüzünde. Sadece tayyare bileti satarak para kazanıyorum. Sen de balon satarak para kazanıyorsun. Sonra hediyeleri Noel Baba gökyüzünden gönderir. Anladın mı? Benim cici kızım. Gökyüzünden
gökyüzünden mi? Evet, gökyüzünden. Ne olur Bilekçi baba, siz söylerseniz bana da hediye gönderir mi? Gönderir. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anneciğim, yalnız bir tane kat, onu da kendime aldım. Bak, ilaçlarını da aldım anneciğim. Canım. Anneciğim, ama mangalda kömür bitmek üzere. Noel babacığım, sen yılbaşında bütün çocuklara hediye dağıtırmışsın. Ben fakir bir kızım, sana adresimi gönderiyorum. Evimize bir soba, bana bir keman, anneme de manto getirmeni rica ediyorum. Şuradan... Ne yapıyorsun? Şuradan... Noel baba çocuklara yılbaşında hediye veriyormuş. Ben de Noel babaya mektup yazdım. Bize de hediye göndersin. Pencereyi açma yavrum, üşüyeceksin. Bir balon. Ne o? Gel, gel, sen de gel. Altında da bir kat var, bak. Okusana. Peki, okuyayım. Noel babacığım, sen yılbaşında bütün çocuklara hediye dağıtırmışsın. Ben fakir bir kızım, sana adresimi gönderiyorum. Evimize bir soba, bana bir keman ve anneme de manto getirmeni rica ediyorum. Ah! Balonum! Ah! Sevgili Şotap, Noel baba kimseye gözükmez. Bugün geleceğim, evde kimse bulunmasın. Yanaklarına öpücükler.
Noel Baba'dan mektup geldi. Bak anneciğim, Noel Baba bize de hediye gönderecekmiş. Sevgili Pişota, Noel Baba kimseye gözükmez. Bu yüzden bugün saat 4'te eve geleceğim. Kimse bulunmasın. Hadi hemen gidelim. Babacığım, hediyelerini aldım. Çok teşekkür ederim. Şurada. Babacığım, sana çok teşekkürler.